Merhaba, ben ilk yardım eğitmeni Tolga Aktaş. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın hazırlamış olduğu güvenli yaşama dair bilgilendirme sunumunun ilk yardım kısmında tekrardan birlikteyiz. Sevgili izleyenlerimiz, bugünkü konumuz yanık, sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım. Değerli izleyenlerimiz, yanık nedir diye tanımlayacak olursak, herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi sıcak katı maddelerle temas, asit alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi ya da radyasyon nedeniyle oluşabilir. Sevgili izleyenler, yanıkları iki çeşide ayırıyoruz. Bunlar fiziksel yanıklar, yani ısı ile oluşan yanıklar, elektrik nedeniyle oluşan yanıklar, ışın ile oluşan yanıklar, sürtünme yoluyla oluşan yanıklar, donma sonucu meydana gelen yanıklar. İkincisi ise kimyasal yanıklar, yani asit alkali madde ile oluşan yanıklardır. Kıymetli izleyicilerimiz, yanığın derinliği, yaygınlığı, bölgesi, enfeksiyon riski, kişinin yaşı, solunum yoluyla görülen zarar ve kişide önceden var olan hastalıklar yanığın ciddiyetini belirler. Sevgili izleyenlerimiz, yanıkları ciddiyetine göre derecelendiriyoruz. Bunlar ise birinci derece yanıklar, deride kızarıklık, ağrı, yanık olan bölgede ödem vardır. Yaklaşık 48 saatte iyileşir. İkinci derece yanıklar ise deride içi su dolu kabarcıklar, yani büller vardır. Ağrılıdır. Derinin kendini yenilemesiyle kendi kendine iyileşebilen yanıklardır. Üçüncü derece yanıklarımız ise derinin tüm tabakaları etkilenmiştir. Özellikle de kaslar, sinirler, damarlar üzerinde bariz etkisi görülür. Beyaz ve kara yaradan siyah renge kadar aşamaları vardır. Sinirler zarar gördüğü için ağrı hissedilmez. Değerli izleyenlerimiz, peki yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir? Yanık, derinliği, yaygınlığı ve oluştuğu bölgeye bağlı olarak organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğuna yol açar. Ağrı ve sıvı kaybına bağlı olarak şok meydana gelir. Hasta yaralının kendi vücudunda bulunan mikrop ve toksinlerle enfeksiyon oluşur. Kıymetli izleyenlerimiz, o halde ısı ile oluşan yanıklarda ilk yardım yöntemimiz neler olmalıdır hemen açıklayalım. Kişi hala yanıyorsa paniğe engel olunur. Koşması engellenir. Hasta yaralının üzeri battaniye ya da bir örtüyle kapatılır ve yuvarlanması sağlanır. Yaşam belirtileri değerlendirilir. Solunum yolunun etkilenip etkilenmediği kontrol edilir. Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkartılmalıdır. Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulur. Yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından bunu önermiyoruz. Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar çıkartılır. Takılan yerler var ise kesilir. Hijyen ve temizliğe dikkat edilmelidir. Su toplamış yerler asla patlatılmaz. Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler sürülmemelidir. Yanık üzeri temiz bir bez ile örtülür. Hasta yaralı battaniye ile kapatılır. Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmamalıdır. Yaralının kusması yoksa, bilinci açık ise ağızdan sıvı verebiliriz. Bu, hastada kaybolacak sıvı kaybına karşı bir önlemdir. Bu işlemi birlikte su, bir çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı tuz karışımı ile hasta ilave edebiliriz. Derhal tıbbi yardım istenir. Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım yöntemimizi açıkladık. Peki kimyasal yanıklarda ilk yardım nasıl olmalıdır? Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriye teması kesilmelidir. Bölge bol tazyikli su ile en az 15-20 dakika kadar yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır. Giysiler çıkartılır, hasta yaralı örtülür. Tıbbi yardım istenir. Sevgili izleyenlerimiz, elektrik yanıklarında ilk yardım yöntemimiz ise öncelikli olarak soğukkanlı ve sakin olunmalıdır. Hasta yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir. Akımı kesme imkanı yok ise tahta çubuk ya da bir ip yardımı ile kişiyle elektrik teması kesilir. Hasta yaralının
ABC'si değerlendirilmelidir. Yani yaşam bulgularına bakılmalıdır. Hasta yaralı kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir. Ve hasta yaralı hareket ettirilmez. Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bez ile örtülmelidir. Derhal 112 sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Kıymetli izleyenlerimiz, sıcak çarpmasında yüksek derece ısı ve nem sonucu vücut ısısının ayarlanamaması sonucunda ortaya bazı bozukluklar çıkar. Sıcak çarpmasının belirtilerinden bahsedecek olursak, bunlar başlıca adale krampları, güçsüzlük, yorgunluk, baş dönmesi, solgun ve sıcak deri, bol terleme, mide krampları, bilinç kaybı, hayal görme ve hızlı nabız. Peki sevgili izleyenlerimiz, sıcak çarpmasında ilk yardım nasıl olmalıdır? Öncelikli olarak hasta serin ve havadar bir yere alınır. Sırt üstü yatırılarak kol ve bacaklar yükseltilir. Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek için bir litre su, bir çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı tuz karışımı ilave edilir. Ya da soda içirilir. Değerli izleyenlerimiz, sıcak çarpmasında özellikle kalp hastaları, tansiyon hastaları, diyabet hastaları, kanser hastaları ve normal kilosunun çok altında ya da çok üzerinde olanlar, psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, böbrek hastalarımız, 65 yaş üzeri kişiler ve 5 yaş altı çocuklar, hamileler, sürekli ve bilinçsiz diyet uygulayanlar, yeterli miktarda su içmeyenler risk altındadırlar. Kıymetli izleyenler, yaz günlerinde sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler özellikle şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi güneş ışığından bizleri koruyacak aksesuarlar kullanılmalıdır. Mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, açık renkli ve hafif giysiler giyilmelidir. Bol miktarda sıvı tüketilmelidir. Vücut temiz tutulmalıdır. Her öğünde yeterli miktarda gıda alınmalıdır. Direkt güneş ışığında kalınmamalıdır. Kapalı mekanların özellikle düzenli aralıklarla havalandırmasına özen gösterilmelidir. Değerli izleyenlerimiz, peki donma nedir? Donluk belirtileri nelerdir ve ilk yardım yöntemimiz nasıl olmalıdır? Hemen açıklayalım. Donma, aşırı soğuk nedeniyle soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile hasar oluşur. Donluklar da tıpkı yanıklarda olduğu gibi şu şekilde derecelendirilir. Birinci derece donuklar en hafif şeklidir. Erken müdahale edilirse hızlı iyileşir. Deride solukluk, soğukluk hissi olur. Uyuşukluk ve halsizlik görülür. Daha sonra kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur. Biz bu hissi genellikle kar topu oynarken fark ederiz. İkinci derece donuklarda ise soğuğun sürekli olması ile belirtiler belirginleşir. Zarar gören bölgede gerginlik olur. Ödem, şişkinlik, ağrı ve içi su dolu kabarcıklar tıpkı yanıklardaki gibi bül meydana gelir. Su toplanması iyileşirken siyah kabuklara dönüşür. Üçüncü derece donuklarda ise dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğramış hali görülür. Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatlarıyla ayrılan siyah bir bölge oluşur. Peki sevgili izleyenler, donlukta ilk yardım nasıl olmalıdır? Hasta yaralı ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir. Kişi sakinleştirilir. Kesin istirahate alınır ve hareket ettirilmez. Kuru giysiler giydirilir, sıcak içecekler verilir. Su toplanmış bölgeler patlatılmaz. Bu bölgelerin üstü temiz bir bez ile kapatılır. Donuk bölge asla ovulmaz. Kendi kendine ısınması sağlanır. El ve ayaklar doğal pozisyonda tutulur. Eğer ki eller yumruk yapılmışsa ve ayaklar büzülmüş ise asla açılmaya çalıştırılmaz. Isınma işleminden sonra hala hissizlik varsa bezle bandaj yapılır. El ve ayaklar yukarı kaldırılır. Tıbbi yardım istenilir. Sevgili izleyenlerimiz, unutmayın, size değer veriyoruz, ilk yardım öğretiyoruz.